Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyaları bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde gölgesizlerden kimliği bulunan bir kişiden bahsedeceğiz. Daha önce bu konuyla alakalı bir video yapmıştım aslında. Gölgesizler serimize aitti. Ve o videoyu da zaten aşağıya buralara bir yerlere bırakırım. Eğer bilmiyorsanız ilk onu izleyin, daha sonra bunu izleyin bence. Little Miss Nobody adlı gölgesizlerdendi kendisi. Gölgesizler derken ne dediğimi bilmeyenler için onu da kısaca açıklayayım. Gölgesizler bu kanalda ismini sizlerle birlikte seçtiğimiz bir seri ve bu davalarda, bu serinin davalarında kimliği belirlenemeyen kişileri inceliyoruz. Yani hayatını kaybetmiş ama kim olduğunu bilmediğimiz, araştırmalara rağmen hiçbir şeyin belli olmadığı, insanların çoğu tarafından maalesef ki kimsesiz olarak değerlendirilen kişilerden bahsediyoruz. Ama son zamanlarda DNA teknolojisi sayesinde gölgesizlerden birçoğunun kimliği teker teker çözülmeye başladı. Yani bu Jane Doe ve John Doe'ların kimlikleri artık çoğunun var ve zamanla da daha çoğu kimliğine kavuşacak diye umuyorum. Little Miss Nobody de küçük bir kızdı. Yaklaşık 60 yıl önce hayatını kaybetmişti ve maalesef ki onun kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Hakkındaki bilgiler, teoriler vesaire ortada vardı ama yine de net olarak hiçbir şey bulunamamıştı. Ama 2022 yılında DNA teknolojisinin gelişmesi sonucunda Little Miss Nobody'nin kimliği bulundu ve o artık bu isimle anılmayacak. Kendisi Sharon Lee Gallegos ve bu Little Miss Nobody'nin olabileceğini düşündüğü insanların kişilerden birisiydi. Teorilerde hep bahsedilen kişilerdendi. Videoda daha detayına ineceğim. Bu videoda Little Miss Nobody'den değil, Sharon Lee Gallegos'tan bahsedeceğim. Nasıl kaçırıldı, başına neler gelmişti vesaire bunları anlatacağız. Ve o yüzden de Little Miss Nobody'nin nasıl bir ortaya çıkışı olduğunu merak ediyorsanız size önceden yaptığım videoyu tavsiye ederim. Gidip onu izlemenizi. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram'dan ve buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Genellikle hep oradan duyuruyorum. Zaten 1-2 hafta öncesinde de oradan duyurmuştum bu davanın yani kişinin en azından kimliğini belirlendiğini. Evet, şimdi videomuza geçelim. Sharon Lee Gallegos 6 Eylül 1955 tarihinde dünyaya geldi. Kendisi annesi Loup Gallegos ile birlikte Alamogordo da yaşıyordu ve kendinden büyük iki kardeşi daha vardı Sharon'ın. Büyük annesi ve 4 çocuk olan 6 diğer akrabaları da onlarla birlikte yaşamaktaydı. Sharon'ın biyolojik babası bir askerdi ve aileyi terk etmişti daha o bebekken. Bundan dolayı Sharon hiç babasını tanıma şansını elde etmemişti. Aile zengin değildi ve Sharon'ın annesi Loup yerel bir motelde hizmetçi olarak çalışıyordu. Bu şekilde ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Genel mali sınırlamalarına rağmen ama bu aile birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Sharon insanlar tarafından mutlu ve alçak gönüllü bir çocuk olarak tanımlanıyordu. Annesi için böyle basit ev işlerini yapmayı çok severdi. Sürekli ona yardım etmek isterdi. Ve kardeşleriyle diğer mahalledeki çocuklarıyla da birlikte dışarıda oyunlar oynamayı çok severdi. Kardeşlerine kıyasla Sharon'ın açık bir ten rengi vardı ve sarı saçları vardı. Bundan dolayı da akrabaları ona çoğunlukla La Güera diye sesleniyorlardı. Bu da Meksika İspanyolcasında sarı saçlı veya açık tenli bir kadını tanımlamak için kullanılan bir kelime. Aslında daha çok sokak dilinde kullanılan bir sıfat olarak bilinmekte. Ama tabii bunu sevgiyle söylüyor ailesi, yani dalga geçmek için falan değil. Bahsedeceğimiz olayların yaşanmasından birkaç hafta önce Sharon'ın takip edildiğine inanılmakta. İsterseniz birazcık bunlardan bahsedelim. Bu takip olayı bir çift tarafından gerçekleştirilmişti. 17 Temmuz Pazar günü Sharon ve annesi kiliseye gitmişlerdi. Ve kilisedeki servisin ardından bir çift gördüler. Bu çiftin yanında 2 tane çocuk vardı ve yeşil bir arabadaydılar. Ve kilise ayininin ardından bu çiftten kadın olan gidip insanlara Sharon'ın annesi hakkında bir şeyler sormaya başlamıştı. İşte ailelerinin durumu hakkında vesaire. Ve aynı kadın kısa bir süre sonra 19 Temmuz civarında komşularından birisinin kapısını çalmıştı Gallego ailesinin. Ve bu komşuya Sharon'ın annesinin kim olduğunu, karakterini sormuştu. Ardından da gerçek adreslerini, çocuklarını, kaç tane çocukları olduğunu, küçük bir
kızları olup olmadığını sormuştu. Ve bu sorular arasında Sharon'ın annesinin daha başka çocukları olup olmadığıyla mali durumunun nasıl olduğu da yer almaktaydı. Komşu bu kadının sorularının ardından neden sorduğunu merak etti. Ve kadın da bunun sebebinin kendisinin Loop'a bir iş teklif etmeyi düşünmesi olduğunu belirtti. Ama ilerleyen günlerde Sharon'ın davranışları gitgide değişmeye başlamıştı. Ve bunu annesi bizzat fark etmişti. Sharon çok endişeli bir hale gelmişti. Normalde çok mutlu, çok neşeli bir çocuktu. Ama artık böyle her şeyi kontrol ediyordu, bir şeylerden rahatsız oluyor gibi bir havası vardı. Ve sürekli aslında normalde bakkala gider ve ailesi için bir şeyler alırdı. İşte marketten alışveriş yapmayı çok severdi. Bu da onun hani aile için yapmayı sevdiği ayak işlerinden birisiydi açıkçası. Ama bunu yapmayı da bıraktı Sharon ve artık dışarıya çok çıkmak istemiyordu. Tek başına bir yere gitmek istemiyordu. Hatta akrabalarıyla bazen evin yakınlarında yürürlerken böyle koyu yeşil bir araba gördüklerinde akrabalarından kendilerini kucaklarına almalarını istemişti Sharon. Ve bunu istediği sırada sadece 4 yaşındaydı. Ve ne zaman bu yeşil arabayı görse gözle görülür bir şekilde rahatsız oluyordu Sharon. Bahsedeceğimiz olaylar yaşandığında Sharon 1 metre 10 santim boyundaydı ve açık kahverengi sarımsı saçları vardı. En son pembe şort ve beyaz ayakkabılar giyerken görülmüştü. Ama son görüldüğü gün içerisinde bir ara ayakları da yalın ayaktı. Çünkü hava çok sıcaktı ve ayakkabılarını giymek istememişti. Evde bırakmıştı dışarı çıkarken. 21 Temmuz 1960 günü öğleden sonra saat 3 civarında Sharon, Virginia Bulvarı'ndaki evinin arkasındaki bir sokakta iki kuzeniyle oynuyordu. Ve bu kuzenlerinden birisi 5, diğeri de 11 yaşındaydı. Ancak kuzenleriyle oynarken bir kadın ve bir erkek tarafından kaçırıldı. Onu kaçıran çift Sharon'a kendileriyle birlikte arabaya binmeyi kabul etmesi halinde şeker ve yeni giysiler almayı teklif ettiler. Ama Sharon bunu reddetti. Ardından bu çiftten kadın olan arabadan indi ve Sharon'ın böyle kolundan tutarak onu kirli böyle koyu yeşil eski bir arabaya bindirmeye zorladı. Bu arabanın ise 1951 veya 1952 model Dodge veya Plymouth sedan olduğuna inanılmakta. Ve Sharon'ı kaçıran kadınsa tanıklar tarafından 30'larında kirli sarı saçlı, kısa boylu, gözlüklü ve kilolu bir kişi olarak tanımlandı. Adamsa uzun burunlu ve düz kum rengi saçlara sahipti ve ince bir yapısı vardı. Çocuğu arabaya çeker çekmez de araçla birlikte hızla oradan uzaklaşmışlardı ve en son batıya 5. caddeye dönerken görüldüler. Sharon'ın kaçırılmasına tanık olan çocuksa derhal koşa koşa durumu annesine anlattı ve o da hemen yetkililere haber verdi. Bir saat içinde polis Texas New Mexico eyalet sınırında barikatlar kurdu ve görgü tanıklarının tarif ettiği gibi olan birçok sayıda aracı aramaya başladılar. Her gelen geçen aracı durdurup sorguluyorlardı, içine bakıyorlardı çocuk var mı diye. Ama maalesef bu taktik kaçıranları yakalamayı başaramadı. Müfettişler çocuğun kaçırılmasına sebep olan şeyin ne olduğunu düşünüyorlardı. Ama fidye olmadığı açıktı. Çünkü ailenin durumu zaten ortadaydı. Çok böyle zengin, varlıklı bir aile değillerdi. Kendileri zar zor geçiniyorlardı. Ve hiç kimse de fidye için aramamıştı. Yani para talep etmemişti onlardan. Ayrıca kaçırılma olayını çevreleyen koşullar da ilginçti. Bunların hepsi çocuğun daha önceden birkaç hafta boyunca takip edildiğini ve özel olarak bu çocuğun seçildiğini göstermekteydi. Hatta Sharon'ın kaçırılmasına tanık olan kızlardan birisi olan 11 yaşındaki Dolores Badia, onun böyle içerisine sürüklenip kaçırıldığı aracı daha önce de Sharon'la birlikte gördüklerini söyledi. Onun anlattığına göre birlikte markete gidiyorlardı ve Sharon'ın evinin yakınlarına bu araba park etmiş haldeydi, evi gözetliyordu. İçindeki kadın yolcuysa özellikle Sharon'ın evini gözetliyordu. Yani diğeri erkek olan dışarıya bakarken ve Sharon bu arabayı gördüğünde çok rahatsız olmuştu. Dolores'tan kendisini kucağına almasını istemişti yanından geçerken arabanın. Gallegos ailesinin bir arkadaşı ve komşusu olan Helen Gonzalez de müfettişlere bilgi verdi. Kendisi önceki pazar günü Sharon'ın kaçırıldığı alana park etmiş olan ve görgü tanıklarının verdiği tanıma uyan koyu renkli bir araba gördüğünü söyledi. Onun gördüğü araç da tıpkı tanıkların söylediği gibi yeşil renkliydi. Birkaç gün daha geçti ve 28 Temmuz'da müfettişler ailesinden birisinin Sharon'ı kaçırmış olma ihtimalini de elemişlerdi bu sırada. Onların düşüncesine göre bunu yapan kişiler tanıdığı biri bile değildi. Sharon'ın zaten tanıkların da söylediğine göre kaçırılmadan hemen önce gösterdiği tavırlar da bunu destekliyordu. Ve herkes gerçekten büyük bir çabayla Sharon'ı arıyordu. Ailesi bir umut onu bulabileceklerini düşünüyorlardı. Ama maalesef ki hiç kimse hiçbir ipucuna, hiçbir şüpheliye ulaşamadı. 31
10 Temmuz 1960 tarihine gelelim şimdi. Bu tarihte kısmen gömülü bir kız çocuğu cesedi Arizona'daki Old Alamo yolu üzerindeki Sandwash Creek Bed'de bulundu. Ve bu cansız bedeni bulan kişi ise bir öğretmendi. Kendisi bahçesini süslemek için taş aramaya çıkmıştı dışarıya. O sırada da nehrin kenarında böyle yatağın kenarında insan olacağına inanamadığı belki de manken olduğunu düşündüğü bir şeye denk gelmişti. Ama bunun bir cansız beden olduğunu anladığında direkt olarak yetkilileri aradı. Onlar da çocuğun bedenini alıp Widmer cenaze evine götürdüler. Çocuğun bulunduğu yer 93 numaralı otoyolun yakınlarındaydı ve olay yerine gelen müfettişler de daha sonra yaptıkları soruşturmada lastik izlerinden birkaç ipucu çıkardılar. Onların düşüncelerine göre o otoyoldan bir araba çocuk içindeyken gelmişti. Çocuğu oraya bıraktıktan sonra böyle olduğu yerden dönerek U çeker gibi bir şekilde oradan ayrılmıştı. Ama daha sonra bu kişiler çocuğu bıraktıkları yere tekrar gelmişlerdi. Bunu yapma sebepleri ise onun mezarını değiştirmek istemeleriydi. Yakınlara iki tane daha ayrı mezar kazma girişiminde bulunmuşlardı sığ bir şekilde. Ama bunu başaramamışlardı. Büyük ihtimalle nasıl bir yer kazarız ki bulunmaz bedeni diye düşünüyorlardı. Bunu planlıyorlardı. Ama dediğim gibi başarısız olmuşlardı. Ayrıca olay yerinde iki tane ayak izi de bulundu. Bunlardan birisi bir yetişkine aitti. Diğeri ise muhtemelen bir çocuğa aitti ve ayağında bir sandalet olduğu düşünülmekteydi bu ayak izine sahip kişinin. Bu da çocuğun olay mahalline yürümüş olabileceğini gösteriyordu. Yani büyük ihtimalle uzakta bir yerde yapmamışlardı, oraya yürütmüşlerdi çocuğu. Bulunan şeyler daha var etrafında ama bunları dediğim gibi önceki videomda izleyebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlattım zaten. Tekrardan o kadar detayına girmeyeceğim. Çocuğun yanında bulunan giysiler, işte kanıtlar, ayak izleri vesaire hepsi incelenmek için FBI laboratuvarına gönderildi daha sonra. Ve otopsi sonucunda çocuğun kanıtların bulunmasına 1-2 hafta önce hayatını kaybettiği ortaya çıkarıldı. Yani en azından böyle olduğu düşünülmekteydi. Bulunduğunda saçı böyle kınalı gibi kumrala boyanmış bir renkte gibiydi ve gerçek ölüm nedeni de hiçbir zaman ortaya çıkarılamamıştı. Çocuğun kimliği de bulunamadı tabii ki. Ama ölümünün bir cinayet olduğu belliydi. Bunu bu şekilde listelemeye karar verdiler. Her ne kadar gerçek ölüm sebebi belli olmasa bile hayatında hiçbir döneminde ölmeden önce bile çocuğun herhangi bir kemiğinin kırılmamış olduğu sonucuna vardılar. Ama çocuk keşfedildiği sırada çok ileri bir çürüme seviyesindeydi. Bundan dolayı da yüz özelliklerini anlayamıyorlardı. Yani yüzü tanınmayacak hale gelmişti diyebiliriz aslında. Ve 1960 yılında Ağustos ayının ilk haftasında Sharon Gallegos'un bu çocuk olabileceği iddiası ortaya atıldı. Araştırmacılar onunla uyumlu olan bazı şeyler bulmuşlardı. Çünkü yakın zamanda zaten Sharon da kaybolmuştu. Sharon'ın kaçırılmasına sadece 10 gün sonra çocuğun bedeni keşfedilmişti. Ama şöyle bir durum vardı ki bu çocuk Sharon'ın kaçırıldığı yerin 800 kilometre uzağında bulunmuştu. Bayağı uzakta bir yerde yani. Bulunan çocuğun giydiği kıyafetler de Sharon'ın kaybolduğu gün giydiğini söylenen şeylerle uyuşmuyordu. Ama tabii 10 gün içerisinde o çocuğun istedikleri kadar kıyafetini değiştirebilirler. Ama kısa bir süre sonra polisler bu bulunan çocuğun yaşının yaklaşık 7 olduğunu düşündüklerini söylediler. Bundan dolayı da Sharon'dan daha büyük olduğunu ve bu kişinin Sharon olamayacağını söylediler. Ve bundan dolayı da Sharon potansiyel kurbanların listesinden çıkarılmış oldu. Kimliği belirsiz çocuğun cenazesi ise 10 Ağustos 1960'ta gerçekleştirildi. Halktan insanlar para biriktirdiler kimsesizler mezarlığına gömülmemesi için. Ona ayrı bir mezar taşı yaptırdılar ve 70'e yakın kişi katıldı cenazesine de. Ve bu çocuk 2022 yılına kadar kimliğinin teşhisine kadar Little Miss Nobody yani küçük bayan hiç kimse olarak bilinmekteydi. Hatta tabutunun üzerinde de Tanrı'nın küçük çocuğu doğum tarihi bilinmiyor, ölüm tarihi bilinmiyor yazan bir yazı yapıştırılmıştı. Mezar taşındaysa kalbi saf olanlar kutsanmıştır yazmaktaydı. Ve onun cenaze töreninde şöyle bir konuşma yapıldı. Aramızdaki küçük bir gezgin, adını bilmiyoruz, yaşını tahmin ediyoruz ama bilemeyiz. Sadece Tanrı bilir. Tanrı'nın aleminde bilinmeyenler, yetimler yoktur. Bugün onun bir isme ihtiyacı yok. Sonsuzlukta bir yerde bir meleğin adına sahip o. Nedenini ve nasıl olduğunu asla öğrenemeyebiliriz. Ama bir yerlerde birileri çölde kalan küçük kıza ne olduğunu öğrenmek için bu gazeteleri okuyacak. Ve ona bunu yapan kişiler muhtemelen ömürlerinin sonuna kadar vicdan azabı çekecekler dedi. 2018 yılındaysa DNA teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu Little Miss Nobody'nin yani Sharon'ın aslında yüzü oluşturuldu. Şimdi yeni bir teknoloji
var. Bu teknoloji sayesinde sizin küçücük bir DNA'nızdan bile suratınızı oluşturabilmekteler. Yani gerçekten benim aklımın almadığı bir seviye artık bu. Çünkü yani sadece küçük bir DNA parçasıyla bir insanın yüzünü oluşturmak çok çok üst seviye bir teknoloji gibi geliyor bana. Ama gerçekten de bu yöntemle oluşturulan yüzler büyük oranda benzerlik gösteriyor kişilere. Ve Little Miss Nobody'ye de bu şekilde bir yüz oluşturdular. Hani vücuduna da tabii kalanlarla birlikte. Bunu yapmak için mecburen onu mezarından çıkarmaları gerekmişti. Ve sonuç olarak DNA'sı vücudundan başarıyla alındı. Bu yüz konstrüksiyonu oluşturuldu. Ve ülke çapında faili meçhul cinayetler ve kayıp kişi raporlarıyla karşılaştırılmak üzere veri tabanına girildi. Burada beklemekteydi DNA teknolojisi sayesinde bir gün belki de eşleşme bulunur diye ona. Ve çocuğun DNA'sı insanların kendi şecerelerini öğrenebilmek amacıyla böyle tükürüklerini vesaire verdikleri DNA analizi yapan sitelerden birisi tarafından bulundu. Hani size daha önce de demiştim bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Genelde bu siteler sayesinde bulunuyor aslında. Çünkü dünyada bir ara bu çok popülerdi. Milyonlarca insan, milyarlarca belki bu sitelere gönderiyordu. Kendi ağzından bir böyle bir parça tükürüğünü alıyorsun ve onu böyle bir kulak çubuğu gibi bir şeyle şişenin içine koyuyorsun, gönderiyorsun. Bunun ardından da sana bir mektup gibi bir şey gönderiyorlar ve senin bütün ataların falan hepsi görünüyor. Hani hangi millete aitsin, senin ailen aslında nereden gelmiş, işte ne kadar işte atıyorum ne kadar Türksün, ne kadar İngilizsin, ne kadar İtalyansın falan, bunları bütün ailenin geçmişine bakabiliyorsun. Ve bu da aslında birçok insanın, milyonlarca insanın veri tabanlarında DNA'sının bulunmasına sebep oldu bu akım diyeyim. Ve bu akımın sonucunda da birçok gölgesizlerden olan insan, yani Jane Doe ve John Doe'lar çözülmeye başlandı. Little Miss Nobody de bunların arasında olan şanslı çocuklardan biriydi. Her ne kadar trajik ve çok şanssız bir hayat yaşamış bile olsa. Ve herkesin beklediği şey gerçekleşti. 15 Mart 2022 tarihinde Yavapai ilçesi şerif ofisi Little Miss Nobody'nin kimliğinin bulunduğunu ve onun gerçekte Sharon Lee Gallegos olduğunu açıkladı. Aslında Sharon'ın kimliği bu yılın Şubat ayında keşfedilmişti. Ama ailesine ve akrabalarına haber verilme sürecinden dolayı birkaç hafta bunun açıklanmasını istememişlerdi basına ve dünyaya. Hatta Sharon'ın şu anda 56 yaşında olan bir yeğeni var. Kendisi Ray Chavez ve Sharon'ın kız kardeşinin çocuğu. O da ailenin bu davanın en azından bir kısmının çözüldüğünü öğrendiğinde çok mutlu olduğunu, çok sevindiklerini söyledi. Onun söylediğine göre annesi, işte büyük annesi, ailedeki herkes Sharon'ın başına gelenlerden dolayı büyük bir travma yaşamıştı. Ve nesillerden nesillere aktarılmıştı Sharon'ın hikayesi. Her zaman ona acaba ne oldu, başına ne geldi, bir yerlerde yaşıyor mu, yoksa gerçekten hayatını kaybetti de biz mi bilmiyoruz diye düşünmelerine sebep olmuştu. Hatta Sharon'ın yeğeni Ray Chavez de lisede bir araştırma dosyası hazırlamıştı ve bunda da kendi teyzesi olan Sharon'ın kayboluşundan bahsetmişti. Onun başına gelenleri hala araştırdıklarını anlatmıştı arkadaşlarına. Dedektifler şu anda Sharon'a bunu yapan kişi ya da kişilerin kimler olduklarını araştırmaktalar ve yine DNA aracılığıyla bu kişilerin kimliğini de belirlemeyi umuyorlar. Hayatta olduklarını ve onları bir şekilde yakalamayı umut etmekteler. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Ben bunu o kadar duygulandım. Çünkü aslında Sharon'ın ailesi, eğer bu yaş olayı yanlış tahmin edilmiş olmasa, kızlarının başına ne geldiğini büyük ihtimalle 1-2 ay sonra öğrenecekler ve bütün ömürlerini ona ne oldu, yaşıyor mu diye bilinmezin içerisinde geçirmeyeceklerdi. En azından bir sonuca ulaşmış olacaklardı. Ve onun da hani mezarda ailesiyle birlikte olacaktı. Ailesinin mezarlığının yanına gömülecekti belki. Hiç bilmediği bir şehirde, hiç bilmediği bir yerde, kimsesiz bir halde olmayacaktı. Her ne kadar tamam kasabadaki insanlar ona yardım ediyordu, onun yanındaydılar, dualar ediyorlardı sürekli, mezarına bakım yapıyorlardı. Ama ailesinden apayrıydı. Ve o zaman belki teknolojiyle alakalı bir şeydir yine. Teknikleri ne kadar geliştiğiyle alakalıdır. Bu ölen kişinin yaşının 7 olduğunu düşünülmesi, onun tamamen Sharon'ın listeden çıkarılmasına ve
gerçekten de bu davanın çözülmemesine sebep oldu. Daha sonra Sharon'ın işte DNA'sı tekrar incelendiğinde yaşı da zaten ortaya çıkarılmıştı. 4 ya da 5 yaşlarında olduğu söylenmişti. En son bu DNA ile onaylandıktan sonra da en azından ailesinden, onun neslinden olan birileri cevaplara ulaşmış oldu. Çok çok üzücü. Yani ben gerçekten düşündüğümde o kadar böyle içim titriyor ki. Benim de yeğenlerim var, küçük kuzenlerim var. Küçük çocukları çok seviyorum. Yani o çocuğun gerçekten bu arabadan rahatsız olmuş olması, daha 4 yaşında olmasına rağmen ve insanlarla onun yanından geçerken kendisini kucaklarına almalarını istemesi o kadar iç acıtıcı bir şey ki. Yani bu çocuk hissetmiş bunu, başına bir şey geleceğini hissetmiş ve dile getirememiş. Büyük ihtimalle anlamadı çünkü ne olabilirdi ki, yani onun kafasında bir şey yoktu. Kendisini kaçıracağını nasıl düşünsün 4 yaşında bir çocuk, ama hissetmiş, yani içine bir şey doğmuş ve dile getiremese bile bir şekilde yardım istiyormuş aslında çevresindekilerden. Hani hiç de gerçekten ne denir bilmiyorum. Bu zamanlarda çocuklar yalnız bırakılmıyor bu olaylardan dolayı, ama 1960 yılından bahsediyoruz. Benim çocukluğumda bile akşam hava kararana kadar biz eve girmezdik mesela. Ve gerçekten yaşadığımız o küçük ilçenin nerelerine giderdik. Çok daha serbestti çocuklar eskiden. En az benim dönemimde bile öyleydi. Ben 25 yaşındayım şu anda. Hani ben çocukken bile öyleyse 1960'ları düşünemiyorum bile. Ama maalesef ki Sharon'ın davası yıllarca çözülmemiş kaldı. Ama Sharon'a dediğim gibi ne olduğunu bilmiyoruz. Tam olarak başına ne geldi, kaçırıldıktan sonra neler yaşadı, nasıl hayatını kaybetti, oraya nasıl atıldı, bunları bilmiyoruz. Belki ileride öğreniriz, belki öğrenmeyiz, bunlar da meçhul, ama ben en azından çok ünlü, Amerika'nın en ünlü vakalarından birisi olan Little Miss Nobody'nin kimliğine kavuşup artık Sharon Lee Gallegos olması konusunda gerçekten mutluyum. Yani içime en azından bir su serpilmiş oldu. Ailesi de öyle. O artık Little Miss Nobody değil. O Sharon Lee Gallegos. Umarım bütün kimliği bulunamayan kişilerin de kimliklerine kavuşmaları kısa süre içerisinde yaşanır bu teknolojide sayesinde. Ve umarım Sharon'a ne geldiğinde ileride öğreniriz. Öğrenirsek elbette sizi bilgilendiriyor olacağım, ama benden bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda konuşalım neler düşündüğünüzü mutlaka. Sizlerin de teorilerini, düşüncelerini bekliyorum. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Bu konulardaki güncellemeleri de ilk olarak oradan paylaştığımı belli edeyim, özellikle Instagram'dan. O yüzden oradan takip etmeniz, bu tarz gelişmeleri ilk öğrenmeniz açısından önemli. Profilimde dava güncellemeleri diye bir öne çıkan hikayeler kısmı da var. Oraya da göz atabilirsiniz diğer davalar için. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.